Merhaba, herkese iyi akşamlar. Öğrencilerimizi görüyorum sistemde. Bugün iki tane birbirinden tatlı, birbirinden değerli konuğumuz var. Atölye Düşte Düşün olarak. Bugün Ayça Yazıcı'yı ve Ömer Yeşildal'ı ağırlıyoruz. Bu onların ilk gelişleri değil, ikinci gelişleri. İlk gelişlerinde de yarışmalar dünyasıyla ilgili, kendilerinin yarışmalara katılımı ile ilgili çok değerli sunuşlar yapmışlardı. Bu yarışmalardan sonra atölyemize bir sihirli el değmiş gibi birdenbire projelerde de bir sıçrama gördük. Arkasından gayet başarılı sonuçlar aldık. Yarışmalarda da dereceler elde ettik. Bir kısım yarışmada winner olmayı da başardık. Çok mutluyuz bu nedenle. İkinci kere katılımlarını istemeyi de kendimize bir hem görev bildik hem de ikinci bir tazeleme olur bizim için diye de düşündük. Yine çok değerli sunuşlar yapacaklarını düşünüyorum. Hepiniz, ikiniz de hoş geldiniz. Sevgili Ayça Yazıcı, sevgili Ömer Yeşildal. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. İsterseniz önce Ayça ile başlayalım. Sizin için teşekkür ediyorum. Stüdyoda yarışmalara çalışılmasını oldukça önemli buluyorum. Çünkü bu yapılan, yani benim gördüğüm kadarıyla okullarda yapılan bir şey değil. Belki de az yapılan bir şey, yani bilmiyorum. Ama yarışmada ki işte yarışma davranışlarının, işte ekip olma bilincinin, bir proje yetiştirme aşamalarının birlikte ele alınması ve bu işin belirli bir işte zaman aralığında bitirmek zorunda olmanız sizi bence fazlasıyla motive ediyor. Tabii bunun işin ucunda bir ödülün de olması ve hani isminizin özellikle uluslararası platformlarda geçecek olması oldukça iyi ve motive edici bir durum. Ben de öğrencilik hayatımda ve mezun olduktan sonra oldukça fazla yarışmalara katıldım. Bu aralar biraz durgunluk dönemindeyim şu anda. Ama yaklaşık 30'a yakın ödülüm var. Gene keza Ömer'in de aynı şekilde. Ve bunları oldukça faydasını gördüm. Hem iş hayatında olsun, hem kariyer anlamında, işte yüksek lisans doktora aşamalarında olsun. Oldukça faydasını gördüm. Özellikle uluslararası yarışmalar sizi önemli noktalara taşır diye düşünüyorum. Çünkü ben bir İtalya'da bir burs kazanmıştım yarışmayla. İtalya'ya gidip eğitim almıştım. Kısa bir süreydi ama hani önemli olan burada zaten sizin o yarışmayı kazanıp burs alıp aslında gittiğiniz eğitim programını ve işte konaklamanızı vesaire ücretsiz olması. Barcelona'ya gitmiştim yine aynı şekilde bir yarışmayla. Orada da yine bir eğitim almıştık. Başka İz Hocam'ın yarışmalarıyla yine farklı ülkelere gidip deneyimleme şansım olmuştu. Tabii orada da gidip uluslararası ayakta yarışıp bir de orada ödül almak da iyi oluyor. Onlara da katılmanızı öneririm. Şimdi yapıyorlar mı bilmiyorum da, yani birkaç yıl öncesine kadar yapılıyordu, devam ediyordu. Neyse, şimdi size bu Gizem'in bana bahsettiği Daylight and Architecture yarışmasıyla ilgili bir şeyler hazırladım. Bayağıdır yarışmalarla ilgili çalışmıyordum. O yüzden ilk böyle Gizem yarışmaya attığında ben de dedim ki bakalım neler yapabilirim, ne düşünürdüm ben olsaydım diye bir şey yapayım dedim. İlk işte Ayça yarışmaya katılacak olsa nasıl başlardı şeklinde. Hani hem size de belki motivasyon olur, belki bir yol gösterir diye bir şeyler düşündüm. Şimdi burada aslında bizim yapmamız gereken şey gün ışığının bir şekilde tasarıma dahil etmek. Ama nasıl dahil etmek? Gün ışığını aslında ihtiyaçtan çıkartıp, yani ihtiyaç olarak, yani daha doğrusu şöyle, tasarımımızda bir ihtiyaç olarak onu ele alacağız ama onun ötesine geçirmemiz gerekiyor. Yani belki de ışığı, gün ışığını keyif alınan bir hale dönüştürmek, bir sanat eseri gibi buna dönüştürmek. Ama bunun yanında da ondan faydalanabilmek, yani maksimum verimi alabilmek. Aslında bizim hedefimiz, yani benim hedefim böyle bir şey olurdu. Ve bunun, yani şöyle düşünürdüm, işte ışığı
Mesela kimin ihtiyacı var daha çok? Yani kim mesela buna erişemiyor? Onları düşünürdüm. İşte hangi malzemeleri kullanırsam biriler için daha farklı ve faydalı bir şeyler oluşturabilirim? Bunu düşünürdüm. Mesela ilk benim aklıma gelen işte daylight dediğimiz zaman fil gözü olmuştu. Bu işte hamamların ışık almasına yarayan kubbelerinde bulunan fil gözleri. Aslında burada ne demeye çalışıyorum? Mesela yarışmaya yani düşünmeye başladığım zaman öncelikle geleneksel olanı bir bakmayı hedeflerim. İşte gelenekselde ne var? Mesela Ömer de bunu çok güzel yapıyor projelerinde. Geleneksel olanı yani bir önce bir araştırıp bir bakıp belki ben bundan nasıl faydalanabilirim? Günümüze bunu nasıl uyarlayabilirim diye bir bakardım. Gün ışığını içeri yani mekanın içine alma biçimlerini nasıl kullanmışlar? Yani sadece bu fil gözünden değil bu birçok yani tarihsel süreçte birçok farklı gün ışığını alma biçimleri, mekanın içerisinde işte ışığı yansıtma biçimleri vesaire araştırılabilir. Benim sadece bu hani bir yarım saat içerisinde yaptığım şeyler, düşüncelerim. Mesela geri dönüşüm çok önemli burada. Aslında şöyle, bunun örneğini de size göstereceğim. Işığın geri dönüştürülmüş malzemeyle birlikte kullanılarak toplumsal fayda sağlayacak bir ürüne dönüşmesi. Şimdi burada toplumsal fayda çok önemli bence. Bu yarışmalarda kazanan projelerin de totaline yani çoğunluğuna bakacak olursanız bir hepsinde bir toplumsal fayda işleniyor. Dolayısıyla hani hem atık belki atıklardan elde edilen bir malzemeyi ışıkla birleştirerek faydalı bir ürüne dönüştürebiliriz diye düşündüm. Daha sonra binaların yüzeylerinde, cephelerinde kullanabiliriz diye düşündüm. Mesela bunların da örnekleri var bir sürü. İşte dinamik tasarımlarda hareketli işte ışığın iç mekanı dağılımını kontrol eden bir mekanizma üretilebilir. Ama şimdi bunlar şöyle düşünün. Bunları hani direkt ben şimdi bunları yapacağım diye değil. Bunlar sadece ilk fikirler. Bunları artık birbirleriyle harmanlamak gerekir. Dolayısıyla siz de mesela ekip olarak çalışacağınız için yani mesela ben bunu tek başıma yaptım ama ekip arkadaşım işte Ömer'le birlikte biz bunu yapsaydık bu belki işte 20 dakikada bir sürü daha başka fikir çıkacaktı. Mesela yer çok önemli. Işıkta bu ışık nereye gidecek? Mesela işte neresi mesela ışık açısından dezavantajlı yerler? Mesela alt geçitler. İşte doğal ışığı alamayan noktalar neresi? Mesela atıyorum bodrum katlarda çalışanlar, metro istasyonları, işte maden ocakları. Mesela ben direkt yarışmayı görünce aklıma şey gelmiştim. İşte Türkiye'den diyelim maden ocaklarında çalışan işçiler için bir tasarım. İşte kimin için olacak ve bu kişilere nasıl bir fayda sağlayacak? Mesela işte maden ocaklarında çalışan kişiler için bir çalışma yapılamaz. İşte burada düşünmüşüm işte bir şey, kesitmesi çizmişim diyagramatik olarak. Bir inovasyon olması gerekiyor ve işte sosyal fayda sağlaması gerekiyor. Özellikle başrolde doğal ışık olacak. Yani mesela şöyle düşünün. Şimdi yarışmaya hazırlanırken bir şey tasarladınız mesela. O tasarladığınız şey ışıkla olan ilişki, yani konunun dışına çıkmamalı. Mesela yapı o ışık kavramını ya da malzeme ışık kavramının önüne geçmemeli. Hani neyse asıl konu, mesela bazen yarışmalara hazırlanırken konudan çok sapmalar oluyor. Dolayısıyla proje çok iyi olmasına rağmen ödül alamıyor. O yüzden mesela jüri diyor ki yani, ne alaka yani şimdi bu kullanmış ama ışığı diyelim işte bambaşka bir yere gitmiş. Ona çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sürekli böyle kendinizi uyarmanız gerekiyor. Daha sonra şöyle bir şey düşündüm. Mesela işte ışığı, yani mesela diyelim siz ışığı görebiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz ama mesela görme engelli bir kişi bunu göremiyor. İşte ışığa dokunmak olabilir mi? İşte ışığı duymak olabilir mi? Ne bileyim. Burada mesela görme engelliler için gün ışığını anlatan bir belki dinamik bir kamusal duvar tasarımı yapılabilir. Onların da örneklerini göstereceğim size. Bunları şimdi hepsini düşündükten sonra tek tek araştırdım. Mesela şu bir projeden aldığım bir kesit, onu da göstereceğim. Bu işte pet şişeleri koyup pet şişeyle su doldurup evin içine ışık alma sistemi üretmişler. Ve oldukça da basit, basic bir sistem. Bunu size veririm. Zaten çok bir şey yok bunda. Böyle ilk fikirlerimde. Daha sonra baktım. Dedim bir araştırayım bakayım neler var neler yok. Bu fikirlerim doğrultusunda. Ama tabii size bir önerim daha var.
Böyle bir araştırma yaparken bir yandan da tez okuyun. Yani bir bakın gün ışığı diye yazın işte tez şeyine, YÖK teze bakalım neler var. Şimdi mesela şey, burada biophilic surface diye bir video göstereceğim size. Mesela burada işte diyelim ışığın, gün ışığının, güneşin işte yoğunluğuna göre, şey ışığın yoğunluğuna göre diyelim işte görme engelli bir kişi onu işte deneyimleyebiliyor. Tabii bu o değil, yani o konu o değil bu videoda, ama ben onu hani o fikrimle birleştirdim mesela, neden olmasın, böyle bir şey olabilir. Ya da videoyu görebiliyorsunuz herhalde, kimsenin sesi çıkmadığına göre görüyorsunuz. Mesela böyle. Yok. Tamam, süper. Mesela işte böyle bir şey üretildi diyelim, kamusal bir duvar. Ya da mesela bakalım. Mesela işte dinamik şeyler, cepheler. Mesela bu Jean Nouvel'in bir tane binasını, onu da göstereceğim. Tasarımında da var. Ama tabii şimdi siz bunu direkt bu projeye atıyorum. Böyle bir şey yapsanız bu ödül almaz büyük ihtimalle. Çünkü zaten yapılmış bir şey. Buna bir şey katmak gerekiyor. Ama hani birçok da işte örnek bakarak siz kendi fikrinize uyarlayabilirsiniz. Baksanız mesela bu birçoğunuz zaten görmüşsünüzdür bu projeleri. Mesela işte Jean Nouvel'in tasarımındaki bu şeyler, gün ışığını alan hücre şey kamera şeyi, açılıp kapanan, burada da aynı şekilde. Mesela oldukça enteresan örnekler bulabilirsiniz tabii baktıkça. Diyelim hani maden ocakları falan diyordum ya, öyle bir şeyler, belki onlar için bir şeyler yapılabilir diye. Mesela burada şey, Norveç'te bir yerin gün ışığı alamayan bir yerleşim alanı ve mesela şey, mesela burada ayna çok önemli. Siz gün ışığı diyorsunuz. Mesela gün ışığı alamayan yerlerde belki ışığı artırma amaçlı yansıtma önemli bir hal alıyor. Projeleriniz içinde de olabilir. Mesela burada da dev böyle aynalar kullanılmış. O aynalar sayesinde gün ışığını şeyin, o kasabanın içine alabiliyor. Bakayım dur aynalar neredeydi. Ha. Mesela burada yapmış aynaları koymuşlar. Mesela gün ışığını o açı, farklı açılara göre o şekilleniyor ve yansıtıyor. Dolayısıyla oldukça ilginç bir proje. Kentsel tasarım örnek olarak gösterilebilir. Ve şey, en son size eskizini anlattığım bu şey, plastik su şişeleriyle yapılan tasarım, daha doğrusu tasarım değil de işte ihtiyaçtan ortaya çıkan bir şöyle, buradan koyuyor su şişesine. Daha sonra gün ışığı aldığı zaman bu şekilde lamba gibi çalışıyor. Ve hem işte mahremiyet sağlıyor, hem elektrik ihtiyacı olmuyor tabii gündüz. Gündüz için geçerli. Bu şekilde bir çalışma. Yani öyle bir şey ki bu. Yani anlatmaya çalıştığım şey şu, hani direkt bir tasarım yapmaktan ziyade onu bir faydaya çevirecek bir şey üretilmesi gerekiyor. Mesela şunu da ufacık anlatayım, sonra Ömer'e sözü vereceğim. Bunu belki anlatmıştım daha önce. Bu benim 2019 ya da 2020 idi. Kore, Güney Kore'nin açtığı uluslararası bir yarışmaydı. Bundan ödül almıştım ve ödül almamın sebebi de aslında hem orada dezavantajlı bir grup için proje üretiyor olmam ve onların kullandığı materyalleri aslında geri dönüştürülerek üretilmiş bir sistemdi. Dolayısıyla oradaki, yani mesela Güney Kore'de belki, benim projem kağıt toplayıcılar üstündeydi. Şöyleydi konusu, hemen çok kısaca anlatayım. Shelter for Soul yarışmanın adı. Belki internette hala vardır, projeler sergileniyordu yani şey, internet üstünden. Shelter for Soul da şöyle bir şey.
Siz bir dezavantajlı grup seçiyorsunuz toplum içerisinde. Örneğin işte evsizler, örneğin göçmenler, örneğin sokak çocukları vesaire. Bu kişiler için bir tasarım yapmanız isteniyor. Ben de kağıt toplayıcılarını seçmiştim İstanbul'da ve onları önce bir anlatmıştım. Mesela ha, şöyle bir şey var. Siz şimdi uluslararası bir yarışmaya katıldığınız için kendi ülkenizde olan belki size özel bir şey, bir durum yurt dışında anlaşılmayabilir. Dolayısıyla onu iyi bir şekilde ifade etmeniz lazım. İfade etmek için de hani işte fotoğraf, gerçek fotoğraflarıyla, işte diyagramlarıyla, anlatımlarıyla onu yapmanız lazım ki o kişiler önce bir anlasın olay neymiş burada. Daha sonra onun için bir tasarım yaptığının farkına varsın jüri üyeleri. Çünkü biliyorsunuz ki yarışmalarda çok kısa, hızlı hızlı geçiliyor projeler. Ve sizin projeniz öncelikle pafta tasarımından, daha sonra işte görsellerinizden ve içeriğinizden öne çıkmak zorunda ve çok kısa sürede öne çıkmak zorunda. Dolayısıyla çünkü uluslararası yarışmalar belki mesela bu yarışmaya 500 küsur proje gitmişti yani. Hani sizin o projenizin iç oradan bir şekilde sıyrılması zor bir şey. Dolayısıyla burada da hem kamusal bir fayda vardı. İnsanların işte kendi bizde işte şey çöp ayrıştırma olayı çok olmadığı için hem o bilinci geliştiriyordu hem de bu kişilerin, kağıt toplayıcılarının bir şekilde orada geceyi geçirmesi, konaklamasını sağlıyordu vesaire vesaire. Hani demek istediğim şey kendin bence kendi kültürünüzden ve ya bize özgü bir şeyden yola çıkmaz. Mesela yer olarak olabilir, yer olabilir. İşte mesela şey var ya diyelim Harran'daki evler mesela, kubbeler mesela diyelim onlardan yola çıktınız. Ya da işte bambaşka özel bir yerden yola çıktınız. Öyle olabilir ya da konu bağlamında bize özgü bir şeyden yola çıkarsanız genelde benim gördüğüm uluslararası yarışmalarda bunlar iyi çalışıyor. Bu şekilde sunumum umarım faydalı olmuştur. Şimdi sözü Ömer'e bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için. Biz teşekkür ederiz sevgili Ayça Yazıcı. Daha konuşmalarımız devam edecek ama Evet. tabii ki önce Ömer Yeşildal'ı dinleyelim. Buyurun Evet. Ömer. Evet, teşekkürler. Ben de genel bir şeylerden bahsettikten sonra sunuma geçeyim. Şöyle biz de Ayça açıkçası yarışmada tanışmıştık. Zaten bir yarışma ödül töreninde tanışmıştık. O Evet, yüzden hem de uluslararası bir yarışmada tanıştık. Uluslararası yarışmanın ödül töreninde. evet yani o anlamda şey hani yarışmanın aynı düşüncedeki yani aynı amaçlarla insanları bir araya getirme gibi de bir amacı var. Benim için de şöyle bir faydası olmuştu. Yani okulda yani sizin yani buradaki arkadaşların şöyle bir şansı var. Hem yarışmaya katılıyorlar hem de okuldaki projelerini yapmış oluyorlar. Ama bizim zamanımızda öyle bir şey olmadığı için biz okula ayrı proje yapıyorduk. Yarışmaya ayrı proje yapmamız gerekiyordu. Hani aynı anda birkaç proje süreci bizim için hani gerçekleşiyordu. Ve hani çok ciddi bir iş yükü. Yani hem araştırma hem şey yapmanız, çalışmanız gerekiyor. Aslında iki farklı okul gibi bir durum söz konusuydu. O yüzden şey yani hem de bu saatte böyle bir etkinlik yapılıyor olması ben hani hocalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Çok şaşırdım yani bu kadar emek veriyorlar. Öğrenci arkadaşlarım da bunun umarım değerini biliyorlardır ve buna göre ya bu da bence bir çalışma motivasyonu olmalı yani arkadaşlar için. Yani çünkü şey hani burada bu insanlar bir araya geliyorlar ve onlar için bir eğitim ya daha iyi bir eğitim fırsatı oluşturuyor böyle bir gündemde. Bu da ayrıca önemli bir şey. Bizler işte yani yarışmalar aslında katılırken şunlara dikkat etmekte fayda var. Ben biraz genel bahsettikten sonra daha çok konu başlıklarına değineceğim. Şimdi bu fikirleri elde ederken şuna dikkat etmekte fayda var. Öncelikle fikrinizi mümkün oldukça insanla paylaşmanız bence önemli. Ne olursa olsun önemli. Yani olumsuz düşünce almaktan çekiniyor olabilirsiniz veya ne bileyim bunları duymak istemiyor olabilirsiniz. Ama sonuçta şey emin olun bütün insanların bakış açısı farklı ve o farklı bakış açılarını bilmek, farkında olmak önemli bir şey. Çünkü insan bir böyle düşünceye sarıldığı zaman mesela Ayça'nın da söylediği gibi mesela bir çok iyi bir fikir
aklınıza gelebilir ama bu yarışma konusuyla çok ilişkili olmayabilir. Ve siz ona çok böyle sıkı sıkıya bağlı kalabilirsiniz. Bunu mesela okuldaki proje derslerinde öğrencilerimizle çok karşılaşıyoruz. Yani her ne kadar bir fikirlerine çok sabit kalmak istiyorlar. Çok hoşlarına gidiyor. Yani bu kötü bir şey değil ama yani çok da iyi bir şey değil. Yani hani insanın tabii düşüncesini savunması önemli bir şey. Ama konudan uzaklaşmak, başka yerlere götürme tehlikesi de beraberinde var. O yüzden bu farklı düşünceleri dinlemek, analiz etmek önemli bu noktada. Ben şahsen çalışırken öncelikle şey yapıyorum. Yani bununla ilgili mevcut durumda neler yapılmış? Öncelikle bunun bir araştırmasını yapıyorum. Hani günümüzde ve geçmişte bununla ilgili neler yapılmış? Bunun öncelikle bir arşivini oluşturuyorum kendim için. Ve ondan sonra ve bir problem. Yani bununla ilgili şöyle bir yöntem izlenebilir. Mesela Ayça'nın da söylediği gibi ben mesela şeyi daha çok tercih ediyorum. Bir problem seçiyorum kendime. Hani Ayça'nın söylediği gibi çok ayrıcalıklı bir kesim için veya çok nasıl söyleyeyim yardıma ihtiyacı olan birisi için olabilir veya hani ışığa çok mahrum kalmış mesela Ayça'nın söylediği gibi mesela maden işçisi veya bunun gibi çok örnekler söyleyebiliriz mesela. Işıktan mahrum bir insanı seçmek çok daha böyle etkileyici olabilir yarışma konularını seçerken. Mesela buradaki yarışmada mesela uluslararası bir yarışmaydı. 8 sene önce falan herhalde girdiği bir yarışmaydı. Burada mesela ikincilik ödülü almıştık. O zamanlar dronlar biraz daha böyle yeni şeye çıkıyordu, gündemdeydi. Yani bugünkü gibi popüler değil yani. Herkeste böyle bir drone gibi bir şey söz konusu değil. Çok daha nadir araçlardı. Şimdi mesela bu yarışmanın konusu şuydu. Engelsiz müze tasarımı diye bir yarışma konusu mevcuttu. Şimdi mesela bu yarışma konusunu düşünürken ben şeyi araştırdım. İşte müzeler, işte rampa mı vardı müzelerde, işte engelli insanlar için işte ses kayıt cihazları mı vardı, işte o dokunma, işte Braille alfabeleri mi vardı gibi böyle. İlk önce mevcut araştırmamı yaptım. Ve daha sonrasında şuna kanaat getirdim. Yani engelli insanlara ulaşabilmek için yani ben bütün fiziksel engelleri ortadan kaldırayım öncelikle. Mesela buradan yola çıktım. Hani eğer herhangi bir fiziksel engel olmazsa problemi bir nebze olsun çözmüş olurum diye düşündüm. Ve daha sonra hani insanların bir müzeye ulaşmasının ne kadar zor olabileceği üzerine bir düşünce geliştirdim. Şöyle siz mesela pek çok şeyi atıyorum. İşte YouTube'dan izleyebilirsiniz veya hani gözlemleyebiliriz. Fakat ben mesela gezdiğim zaman o müzeleri vesaire hani onları görmeleri çok mümkün değil gibi geliyordu. O zaman hani bu büyük binaları insanlar, engelli insanlar gidemeden nasıl deneyimleyebilirler? Bunları araştırmaya karar verdim. Ve o zamanlar böyle biraz da şey bu hologram işte teknolojisiyle bu müzeyi nasıl canlandırabilirim? Yani hologramla bir müze oluşturabilir miyim bir fikri üzerine çalışmaya karar verdim. Biraz da bugün konusu ışık olduğu için belki hani belli çağrışımlar yapabilir diye aklıma geldi. Hani ışık deyince sadece doğal ışık düşünmeye gerek olmayabilir yarışma içerisinde. Yapay ışık da aynı zamanda bir fikir verebilir sizlere. Hele ki böyle hologram böyle daha yeni teknolojiler belki çok daha yeni ufuklar açabilir. Ben de hani oradan biraz daha size yardımcı olmaya çalışayım. Ben de onun üzerine hani böyle uçan bir drone üzerinde bir hologramla gezici bir müze nasıl olabilirdi? Bunun üzerine çalışmaya karar vermiştim. Ya ana konsept şu şekilde çalışıyordu. Şöyle biraz yaklaşayım. Bir saniye. Şöyle bir drone'umuz mevcut. Bu drone şöyle biraz da böyle bilim kurgu var, böyle ekranlar falan şey yapmıştım durumu abartmak için. İşte örnek vereyim, böyle bir müze var. Bu müzeyi öncelikle böyle etrafında gezerek tarıyor ve daha sonrasında bunun bir hologramını oluşturuyor bu engelli insanlar için. Ve daha sonra işte bunları yansıtarak hani orayı deneyimlemelerini sağlamak istiyordum. Bu tabii çok şey bir deneyim, çok sanal bir deneyim ama en azından insanlara bunu ulaştırabilmekti amacım. Ve hani olay böyle biraz daha şeye doğru gitmeye başladı. Hani
insanların müzeye gitmesinden ziyade müzenin insanlara geldiği bir daha erişilebilir, daha herkesin kolay ulaşabileceği bir düzen nasıl olabilir? Onun üzerine çalışmıştım. Böyle hani bir park içerisinde böyle bunların hepsini bir araya getirmeye çalıştım. Hani müzede belli sergi kısımları olur. Ben de dedim ki bu dronlar böyle bir araya gelerek bir herhangi bir alanı müzeye dönüştürebilir mi fikri üzerinden bir sunum gerçekleştirmiştim. Bununla ilgili de şey hani bu geziyor uçuyor hani nasıl şey yapabilir? İşte böyle manyetik bir plakası var. İşte bakın havada kalıyor böyle. İşte buradan böyle şey üstünde solar enerjisi var. İşte pervaneler dönerek de böyle enerji üretiyor. Hani bir taraftan da şeyi olayın sürdürülebilirliğini çözmeye çalışıyorum. Çünkü bu drone bir yerden bir yere gitti. Nasıl şarj olacak? Hani kendi kendini yetebilmesi gerekir. Mesela bir yandan da o problemleri çözüyorum ki hani şeyi ikna etmeye çalışıyorum. Bakın bu sistem kendi kendine çalışıyor. Çok otonom bir sistem. Hani bu şekilde çalıştırabiliriz. Bakın burada mesela ölçülendirmişim. İşte katlanıyor mesela altı üstü. Hani açıldığı zaman bakın şu kadarlık bir alanı var. Bir depolama pozisyonunda bu kadar böyle üst üste gelebiliyor şeklinde anlatmış. Böyle basitçe de şey araştırdığım kadarıyla şey bu şekilde bir görsel oluşturmuştum. Bunlar sadece biraz daha yakın görselleri. Hani ışıkla ilgili çalışacağım dediğiniz zaman hani böyle bir alanda da bir araştırma yapabilirsiniz. Hani benim amacım burada hani bunu göstermekti biraz daha. Sonrasında başka neler vardı? Ha, ben biraz da şey önceki kazananlar üzerinden de biraz da böyle bir inceleme yapalım diye kısaca böyle onları da indirdim birkaç tane beğendiğim projeyi. Bu Venturi metodu şey başka yerlerde daha önce duyduğum bir şeydi. Hani şurada geniş ağızlı bir kısım var. Daha sonra da dar ağızlı bir kısım var. Hani geniş ağızdan sıcak hacim girdiği zaman bu dar ağızdan soğuk bir biçimde giriyor. Hani bu biraz daha hani ışığın sıcak havanın soğuğa çevirmesiyle alakalı bir şeyi sanırım. Burada çok böyle ışık gölgeyle alakalı çok şey yapamadım ama sıcak havayla alakalı sanki daha çok bir çözüm üretmişler. Mesela burada Ayça'nın söylediği örnekle aslında bakın bir proje aslında ödül kazanmış. Hani çok böyle bu plastik damacanaların aslında şey bir çöp aslında plastik bir çöplük oluşturuyor bizler için. Ama burada hem böyle suyun üzerinde yüzen hem de böyle bir aydınlatma oluşturan bir sistem üzerinde çalışılmış. Çünkü burada insanlar kayıklarla ulaşımlarını sağlıyor. Hani normal bir cadde üzerinde nasıl elektrik direkleri varsa işte burada da bu şekilde bir elektrik direği tırnak işareti içinde söyleyebildiğim bir sistem oluşturulmuş. Bu nedir? Buraya bir adaptasyondur. Yani sokak lambalarını buraya adapte edilmiş halidir. Aynı zamanda çevre kirliliğinin önüne geçirip bunu faydalı bir şeye dönüştürmüştür. Yani bu atılacak olan damacana şişeleri bir aydınlatma elemanına dönüştürmeyi başarmışlar. Burada da şey var, ışıkla beraber bir materyal tepkimeye girerek bu işte kırıkları, çatlakları onararak bir kendisini onarıyor. Böyle bir yapı malzemesi üzerinden yola çıkılmış. Yani burada da bir fayda var. Mesela burada da şey, yani biraz daha şeyler arasında bir geçiş yapılmış anladığım kadarıyla. Hani ışık gölge oyunları üzerinden gidilmiş. Ama bakın bir yandan da böyle geleneksel bir şey var. Yani bu işte halı örme sistemini bir cephe olarak düşünmüşler. Onları da böyle bir melodi, yani şey bir ritim oluşturmaya çalışmışlar. O ritmi de böyle müzikle bağdaştırmışlar. Ama hani görmüş olduğunuz gibi bakın yani burada da detaylar var. Bakın hani olay biraz hani ikna edebilmek ya ve olayın gerçek olabilme ihtimalini karşı tarafa sunabilmek. Yani siz bir insana detaylarını sunmaya başladığınız zaman ya evet gerçekten olabilir, neden olması gibi bir düşünceye sahip oluyor insanlar. Şimdi ben mesela bununla ilgili şöyle bir şey aklıma geldi ışıkla ilgili. Hani ben ışıkla ilgili çalışsaydım ne üzerine çalışırdım veya araştırma yapardım. Ya aklıma mesela şey geldi. Hani işte hep böyle fütüristik projelerde işte deniz altında bir yaşam vardır. İşte buzullarda bir yaşam vardır. Ya biz deniz altında yaşasak mesela işte gün ışığına nasıl ulaşırdık? Mesela bu probleme cevap verecek bir mimari tasarım olabilir mi? Bunun
araştırması mesela yapılabilir. Su altındaki yaşam için. Mesela bakın böyle bir proje var. Bu tabii başka bir şeyin, başka bir yarışmanın veya başka bir konseptin projesi ama ya bunun mesela böyle bir problemi var bence. Mesela bu alt kısımlarda bir gün ışığına erişim söz konusu değil. Acaba gün ışığıyla nasıl olurdu? Bu belki araştırılabilirdi. Aklıma bir de şey geldi, bu kutuplarda mesela bu kuzey ışıkları dediğimiz bir şey var. Bu böyle her sene böyle haberlere çıkar, böyle güzel bir atmosfer oluştu. Yani bunu daha iyi deneyimleyecek bir mekan söz konusu. Bunu örnek almanız için değil de ben burada daha çok kuzey ışığını vurgulamak için hani şey koydum. Hani burada sadece bir cam ekran, bir mekan söz konusu. Hani onu tasarım olarak çok referans almanız için değil. Hani sadece şey için. Hani bakın böyle orayı gözlemlemek için insanların bir amacı var. Hani böyle bir istekleri var. Bu isteğe cevap verebilmek adına belki bir tasarım yapılabilir düşüncesi var. Veya işte Kuzey Kutbu nedir? İşte 6 ay gece, 6 ay gündüz gibi bir şey söz konusu. Acaba bu gün ışığını depolayacak bir sistem üzerine mi çalışılabilir? Ya bu sonuçta coğrafi bir gerçek. Yani hani acaba hani böyle bir şey düşünsek ne ortaya çıkardı? Bakın bu mesela bir problem veya hani çözülmesi gereken bir şey veya buna bir cevap üretilebilir. Hani ne derseniz deyin. Hani böyle bir şey var ve ben şeyi bilmiyorum mesela şu anda. Hani kutuplarda işte 6 ay gece olsa işte gün ışığıyla nasıl veya hani ışıkla nasıl yaşayabilirim, nasıl ışık elde edebilirim sorusu mesela kafamda bir soru işareti şu anda. Bunu mesela bilmiyorum. Ve buna bir cevap üretsem eminim çok kişinin hoşuna gider diye bir şey geldi aklıma. Bir de şey yani bu ışık da gerçekten bakın dramatik bir ışık yani hani çok hoş bir görüntüsü de var aynı zamanda hani bu da insanları cezbeden noktalardan bir tanesi olur eminim. Bir diğer nokta da bir saniye bir basit bir PowerPoint şeyi yapmıştım. Şey PowerPoint gözüküyor mu? Görünüyor. Ha, tamam. Görünüyorlar. Ben de şey şöyle bir cephe üzerinden. Tam ekran yapabilir misin acaba? Tabii. Ben de şöyle bir cephe tasarımı üzerinden gittim. Böyle alplerle bir cephe tasarımı şeyi var. Düşüncesi var. Bu GIF ama burada oynamıyor galiba. Bu şöyle düşün. İki cam yüzey arasında su ve alp mikroorganizma var. Su yosun dediğimiz organizmalar var. Şurada mesela tüplerin içinde olan organizmalar. İşte bu organizmalar şey bayağı biyolojik yapıda şeyler ve fotosentez yapıyorlar. Bunları acaba cephede bir ışık gölge oyunu veya işte cephede bir enerji sistemi olarak bir güneş kılıcı olarak kullanabilir miyiz? Bunun üzerine çalışılmış bir proje. Burada bununla ilgili yapılmış işte ışığa göre buradaki işte alpler büyüyerek daha fazla ışık gölge oranı oluşturuyor ve aynı zamanda yakıt üretiyorlar. Bununla ilgili parametrelerin olduğu bir arayüz burası. Burada şey işte o yüzey söz konusu. Daha sonra o yüzey görmüş olduğunuz gibi o alpler gittikçe çoğalarak o cephede hem böyle bir oksijen üretimi hem de bir doku oluşturuyor. Parametrik bir doku oluşturuyor aslında. Ve o dokudan işte ortaya çıkan işte yakıt, su, karbondioksit ile ilgili bir döngü söz konusu. Bunu çok böyle araştırmadım ama linkini atabilirim. Arkadaşlar belki detaylı inceleyebilirler. Bakın mesela burada bir cephe elemanı olarak kullanılmış. Bunun hani iyi tarafı nedir? Hem bir güneş kırıcı bir sistem, hem doğal bir sistem, hem yakıt üreten bir sistem, hem çevreci bir sistem diye yani hem ışığın kullanıldığı hem de işte gölge, işte güneş kırıcının olduğu bir sistem aslında. Mesela bunun üzerine bir cephe tasarımı yapılabilir. Burada da mesela yani ışıkla etkileşime giriyor sonuçta cephemiz. Bu da araştırmaya değer bir konu diye düşünüyorum. Burada çok fazla detaylar var. Ya bakın ne kadar yani şey yapılmış. Bu kadar şey anlatacak haftanız olmayabilir ama sonuçta işte o detay dediğimiz kısımlar hani insanların buna inanmasına gerçekten imkan sağlıyor yani.
bunlar böyle esnek olarak tasarlanmış. Çünkü o işte oksijen, gaz, işte basınç dengesini sağlayabilmek adına. Ve bunun gerçekten deneyleri yapılmış. Hani bu bir prototip anlamında çalışmaları da yapılmış aynı zamanda. Burada da şeyle ilgili bir çalışma var. Böyle bir hoşuma gitti sadece. Hani endüstriyel bir tasarım ama hani belki bir fikir verebilir diye göstermek istedim. Burada şey, ışıklar buzların böyle kalınlığına göre renk veriyorlar. Hani sonuçta buzların üzerinde yaşadığı için insanlar buz kalınlığına göre hani yeşil veya kırmızı yanarak insanın hani burası tehlikeli bölge, burası değil şeklinde uyarı veren aletler bunlar. İşte bu yeşil olan yerlerde buz tabakası oldukça kalın. Diğer kırmızı yerlerde de şey, ince bir buz tabakası olduğunu söylüyor. Benim de sunacaklarım bu kadar. Hani sunum anlamında. Sormak istediğiniz başka bir şey varsa yardımcı olabiliriz. Her ikinizin de sunuşları için çok teşekkür ederim. Ama her ikinizin sunuşlarında da ettiğiniz her cümle beni bambaşka sorulara götürüyor. Sevgili Ömer'in saptaması ile evet, stüdyoda yarışma çalışmak kolay bir şey olmuyor. Ama bir yandan da kolay. Öğrenciler için kolay. Yanlarında hocaları varken, bir şey olmuş mu olmamış mı fikrini söyleyebilecek birileri varken, daha kalabalık bir grup olup başkalarının yarışma, o andaki yarışma performanslarını da izliyorken bir yarışma yapmak herhalde kendi başına yarışma yapmaktan daha avantajlı bir durum diye düşünüyorum. Biz bu stüdyo ortamını bir avantaja çevirerek acaba geleceğin yarışmacılarını yetiştirebilir miyiz? Ya da en azından yarışma neymiş diye bir fikir sahibi olmak isteyen, bir deneyim sahibi olmak isteyen arkadaşlara bir yer olabilir miyiz diye düşünmüştük. Birazcık pandemi koşullarından dolayı da üretilmiş bir ortam oldu. Ama sonra biz bunu çok benimsedik. Pandemi olmasa da yapacağımız güzel bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. İnsanları, düşünceleri kendi limitlerinin dışına çıkmaya zorladığı için. Şimdi ben sevgili Ayça'nın bir cümlesini bana açmasını rica edeceğim. Bu arada izleyicilerden de soru varsa sohbet kısmına yazabilirler. Ayça'nın açmasını istediğim kısım şu. 200-300 tane proje geldi ve bunun içerisinden dikkat çeken olmak. O ilk elemi geçmek. Elenenler içinde olmamak. Bu ne demek aslında? Yani çok çarpıcı bir sunuş mu olmalı? Yoksa çok, tam böyle haftanın ortasına yerleştirilmiş konunun özünü anlatır bir görsel mi olmalı? Bu birçok etmenin bir araya gelmesiyle oluyordur ama o yarışmacı tarzıyla bunu bize kendi anladığı şekilde bir anlatabilir mi acaba sevgili Ayça? Tabii. Şimdi şöyle, ilk önce hafta tasarımı önemli olan şey. Yani sizin içeriğinizden çok yarışmada birinci öncelik, yani vuracağınız nokta hafta tasarımı. Haftanın işte hafta tasarımı tabii bu Derya Deniz bambaşka bir konu. Ama oradaki şu anki bahsettiğimiz yarışmanın da kazananların haftalarına bakarsanız aslında hep bir aynı dinamikliği görebilirsiniz. İşte diyelim gerçekten evet vurucu bir görsel, büyük bir üç boyutlu yapılmış bir görsel. Onun işte altında açıklama metinleri, işte diyagramları, diyagramlarının yanında çizimleri. Yani hepsinin totalde bir araya gelip karşıdaki kişiye evet ben bunu incelemeliyim dedirtmeli. Yani siz diyelim bir tane görsel koydunuz ama başka hiçbir şey koymadınız, bomboş bir pafta. O mesela hani yeterli bulunamayabilir. Belki içeriği, fikri çok iyidir ama fikrinin çok iyi olması kesinlikle ve kesinlikle yeterli bir şey değil. Hafta tasarımı bazen o kadar iyi oluyor ki projelerin çizimleri, işte o diyagramları o kadar iyi oluyor ki o yüzden bile hani belki daha
iyi fikirler, başka projelerin daha iyi fikirler olmasına rağmen onlar ödül alabiliyor. Dolayısıyla birinci öncelik bu. İkinci öncelik tabii ki artık ilk vuruculuğu yaptıktan sonra ilk eleme zaten öyle geçebiliyorsunuz çok rahatlıkla. Ondan sonra tabii ki içerik önemli olmaya başlıyor. Bir kere sizin öncelikle ilk hazırladığınız o vurucu görselde ne anlatıyorsunuz? Çünkü o ilk ona bakılıyor ve orada sizin aslında hikayeyi bir özetlemeniz gerekiyor. Dolayısıyla hani siz onu da artık özetlediniz ve anlattınız. Evet, ana fikir jürinin kafasında oluştu. Evet, bunlar bu işte diyelim atık pet şişelerle işte ışık gün ışığını birleştirmiş ve bir şey üretmiş. Demek ki işte burada bir geri dönüşüm konusu var. Mesela bu kadar yeterli. Bundan sonra da tabii detaylara giriyorsunuz. Detaylarda da sizin hani gerçekten fikrinizin ne olduğuna bakılıyor. Bu da işte belki 3. 4. elemelere kadar gidiyor. Artık zaten 3. ve 4. elemelerde bütün proje baştan aşağı inceleniyor. Orada hani bayağı bir projede elenmiş oluyor zaten. Baştan aşağı hani tekrar tekrar belki jüri üyeleri arasında tartışma yaratıyor. Bir de bence şu önemli. Jürinin yani kendi arasında da fikirlerini tartıştıracağım bir proje iyi bir projedir bence. Çünkü mesela biz şimdi yılını hatırlamıyorum da yine bir izocam yarışmasında konut tasarımı yapmıştık ve ilk aşamayı geçmiştik ve sunuma gitmiştik. Jüriye, yani Türkiye ayağında sunuma gitmiştik ve mesela o sunumda jüri ikiye bölünmüştü. Bizim avlulu bir konut düşünün. Avluya işte biz ıslak hacimleri yerleştirmiştik avluya bakan tarafa. Halbuki avlu çok canlı. Yani içinde işte belirli işte bir bazı işte tasarımlar yapmıştık. Sosyal sarmaşık vesaire adı altında bir şeyler oraya koymuştuk ve bayağı da canlı bir alan yaratmıştık ama aslında kişilerin yani ailelerin veya işte kim kalacaksa onların yaşam alanlarını dışarıya baktırmıştık. Mesela bu oldukça jüriye kıyamamış ve tartışmışlardı ve sonradan jüriyelerinden bir tanesi şey demişti. Bak demişti, bu hani sizin projenizin iyi olduğunu gösterir ki işte jüri bunun üstüne işte belki yarım saat sadece bu konu üstüne konuşmuşlardı. Hani bunu konuşturmak iyi bir şey. Dolayısıyla siz mesela yapmak zorunda değilsiniz. İşte bu herkes bunu sever, o yüzden ben bunu yapayım. İşte bu olursa güvenli alanda kalırım. İşte fikrim güvenli alanda olur. O yüzden ben bu fikri yapayım demeyin. Yani aykırı şeyler de üretebilirsiniz. Hani bu hiç beğenilmez, çok alakasız diye düşündüğünüz bir şey bir arkadaşınıza sorarsınız. O der ki o çok iyi fikirmiş falan diyebilir yani. Hani dolayısıyla bu fikirleri de tartışarak yapmakta fayda var. Bu şekilde yani daha detaylara indikçe zaten fikriniz önemli olmaya başlıyor ve bir şekilde hani biraz da şans tabii. Yani şans da lazım. Ve jürinin beğenisi tabii bizim sektörün en büyük sıkıntısı o yani. Hani 2+2=4 diyemiyoruz hiçbirimiz. Dolayısıyla beğeniye de kalmış tabii biraz şans işi. Öyle. Peki, teşekkür ederim. Tam bu kısımdaki en sondan bir önceki detaylar kısmında sevgili Ömer'e soracağım. İkna edici olmalı dedi tasarım. Ve bunu söylerken de detayları gösteriyordu. Şimdi orayı da biraz bir açabilir miyiz? Yani ne derece detay, ne derece derin, ikna edicilikten kastımız ne? Yani uydurduğumuz bir takım detaylar mı? Kendimizin adapte ettiği bir takım detaylar mı? Halihazırda kullanılır bazı şeylerin detaylarını alıp kullanmak mı? Burada o ikna edici kısmı altyapıyı nasıl oluşturuyoruz? Bir kere de bunu özel olarak konuşabilir miyiz? Şöyle ben aslında iki konudan bahsedeyim. Bir Ayça'nın bahsettiği sunum kısmı ile ilgili bir şeyden bahsedebilirim. Sonra da sizinkini de cevaplayacağım hocam ayrıca. Şöyle sunumla ilgili ben mesela bir yarışmada çok şöyle bir şey bir hata yapmıştım. Aslında hata değil de şöyle aslında ekran paylaşırsam örnekle beraber göstereyim hazır. Tamam, şey de vardı.
Ya şöyle mesela bu proje benim ekran geldi mi? Geldi. Bu mesela 2017'de yaptığım mesela Yutong yarışması için yaptığım bir fikir yarışmasıydı. Şimdi bu yarışmayı yaparken konudan o kadar çok uzaklaştım ki yani konudan çıktım ve tamamen sunuma yani PAF'ta anlatım diline çok fazla yoğunlaştım gereksiz yere. Çünkü şey bu çizim benim o kadar çok hoşuma gitti ki bu şekilde çizmek hani render almadan böyle çok çizgi film vari bir anlatım dili oluşturmuştum o sırada. Ve hep böyle onun üzerinden böyle bir şey anlatmaya başladım. Ve şey konudan çok uzaklaştım haliyle. Sonra şey yarışmada böyle son turda elenmiştim bu Yutong yarışmasında. Sonra işte Nevzat Sayın da yarışma jürisiydi. Bir yerde karşılaştık. Sordum yani ben de hani böyle böyle çok ümitliydim yarışmada ne oldu vesaire diye. Arada onlar da şeyi söylüyorlar yani bizim hani konseptimiz hani şehirden uzak hani kırsal yaşam aslında. Hani sen böyle alıp böyle çok başka yerlere götürmüşsün konuyu. Hani o yüzden çok anlamakta zorlandıklarını itiraf etmişti. Ama ben böyle hani o kadar çok şeyin içine daldım ki hep böyle ya şöyle güzel güzel çizeyim işte bu şey çizgi film gibi böyle çok hoşuma gitti. Hani biraz da böyle karikatürize edeyim derken böyle konu böyle farklı bir yerlere gitmişti. Hani aslında bu anlatım dilinin sade olması gerektiği hani fikre odaklanma düşüncesi aslında önemli bir şey. Hani insanı gerçekten farklı noktalara sürükleyebiliyor bazen. Hani onunla ilgili bu projeyi göstermek istemiştim arkadaşlara. Bu inandırıcılık noktasında da şöyle gidebiliriz. Nasıl anlatabilirim? Bu işte Bahreyn'e daha önce katıldığımız bir yarışmada. Bakayım onun dosyaları nerede? Onun dosyaları biraz dağınık ama şöyle anlatayım ben sizlere. İşte o Bahreyn'deki proje yarışmasına katılırken işte hani oranın mevcut durumunu araştırıyorduk ilk önce ve hani Bahreyn'in böyle bir durumu var. Hani böyle değişik gökdelenlerin olduğu vesaire ve bununla ilgili bir araştırma, derin bir araştırma konusu içerisine hani girmeye başlıyoruz. Ve hani oradaki yerel mevcut mimarlık yapısını bir taraftan araştırmıştık. Ve orayı araştırırken hani hem yerel ölçekteki örnekleri, işte oranın ulusal müzesi örneğini referans almıştık. Onlar üzerinden bir kademe ilerlemiştik. Ve hani oradaki bu rüzgar kulelerini keşfetmiştik bu sayede. Yani hani bu araştırmayı yaparak bu rüzgar kulelerin varlığını öğrenmiş olmuştuk. Ve hani bu yöntemin de aslında yıllardır böyle çalışan böyle pasif bir iklimlendirme sistemi olduğunu işin sonunda hani öğrendik. Ve hani evet ya bu sistem fizik kanunları gereği hani gerçekten hani çalışır böyle yıllardır insanlar bunu kullanmışlar ve böyle bir şey mevcut diye bir kanaat getirmiştik ve aynı zamanda şey bir taraftan da ulusal örnekleri araştırmıştık. Yani işte bir kolektif çalışma alanı nasıl olmalı? İşte ortak yaşam, paydaşlık, işte fikirleri alışverişinin yapılması, işte yaratıcılık, kullanılabilir olması gibi böyle bütün kavramları bir araya getirmiştik. Ama bunların hepsini böyle araştırırken yani hepsinin böyle iyi taraflarını bir taraftan topluyorduk. Yani bu kanıtların hepsini bir araya getiriyorduk bu projeyi oluştururken. Bütün bu araştırmaları yaptıktan sonra da bunları kendi projemizde kullanmaya çalıştık. O da bu şekilde. Yani aslında o yapılan bütün araştırmaları işte o mesela rüzgar kulesi mantığını mesela hani ilkel şeklini burada hani anlatıp daha sonra hani kendi projemizde nasıl yorumladığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Yani şey var ya hep bir hani kanıtım var. Bakın bu arkadaşlar bu sistem çalışıyor. Hani var böyle bir şey. Bakın ben de böyle bir şey yaptım deyip hani kanıt ve öneri hani bunun işte yeni inovatif şekli böyle olabilir şeklinde bir yorumlama söz konusu şeklinde ilerledi. Ama şunu unutmamak lazım. Ayça'nın da söylediği gibi hani mesela o kağıt toplayıcıları konusu. Ya gerçekten dünyanın her tarafında böyle bir kağıt toplama kültürü söz konusu değil. Ve bunu bir insana anlatmaya çalıştığınız zaman
gerçekten hiç bilmeyen birisine anlatıyormuş gibi ve çok sade bir şekilde anlatmak lazım. Ben mesela bu projeyi araştırana kadar böyle bir rüzgar kulesinin varlığından haberim yoktu. Hani bunu araştırdım ve hani bunu en basit sade bir şekilde nasıl anlatabilirim onu burada göstermek istedim. Yoksa bu sonuçta uluslararası bir yarışma ve hani herkes İran'daki yat kentini bilmiyor olabilir. Yani onlar da rüzgar kulesini bilmiyor olabilir. Sonuçta onlar jüri diye her şeyi biliyor. Onlar da bunu biliyordur deme riskine girmeye gerek yok. O yüzden yaptığımız her çalışmada veya bir referansta hani bunun kaynağını ufak bir not olarak bahsetmekte bir sakınca yok. Yani bu sizin çalışmanızın hani özgürlüğüne de zarar vermez. Bu sizin hani bir araştırma yapmış olduğunuzu göstererek kaynak gösteriyorsunuz. Yani kaynak göstererek bir bilgi veriyor olmak bir zafiyet göstergesi değil. Hani insanlar aslında bundan kaçtıkları için çok kaynak göstermekten kaçınırlar da hani fikri ben buldum falan hani diyebilmek adına çok kaynak vermeye yanaşmazlar. Ama şeydir yani hani bu bir araştırma yapıldığının kanıtıdır. Yani gerçekten akademi dünyasında bakın bir sürü makale yazılıyor, şey yapılıyor. Sonunda bir kaynak listesi var ve kaynakların nasıl kullanılacağına dair bir öngörümüz yani söz konusu oluyor. O yüzden hani yaptığınız araştırmaları da bunun açıklama metninin altına yazmaktan kesinlikle geri durmayın. Yani bunu açık biçimde hatta koyun. Yani koymamız lazım yani. O yüzden şey yapalım. Buna da ayrıca bir özen gösterebiliriz. Benim söyleyeceklerim hani bu konuyla ilgili bu kadar. Hani şey bir araştırma yapıp reel kaynaklar üzerinden gidilirse daha sağlıklı olabilir. Peki, teşekkür ederim. Öğrenci arkadaşlardan da iki tane soru var. Hatta üç tane geldi. Onları da sizlere yönlendirmek istiyorum. Merhabalar. Sevgili Betül Akbaş'ın sorusu bu dönem öğrencimiz. Merhabalar. Yarışmaya hazırlanırken üzerine düşünülen fikir veya fikirlerden kopmadan, bütünlüğü de kaçırmadan izlenilmesi gereken bir yol var mı? Zaman zaman süreci de kontrol etmek için var olan parametreler mi buna yardımcı olur? Diye bir soru sormuş. Bütünlüğü de kaçırmadan bir yol var mı? Yani ekip olarak yarışmaya katılmak bu konuda çok iyidir. Hani birbirinizi kontrol edebilirsiniz. Fikirden sapmalar olduğu zaman geri dönüşü olur. Ya da kendi başınıza yapıyorsanız sürekli aynı şeye çalışmamak gerekir. Özellikle mesela yani bir gün ara verip, iki gün ara verip İşte bambaşka şeylerle uğraşıp ondan sonra projeye geri dönmek hem de sizi projeyi sindirmenizi sağlar. Dolayısıyla onu tekrar açtığınız zaman, atıyorum iki gün sonra tekrar açtığınız zaman baktığınızda bir genelini bir görürsünüz ve orada bazı eğer hoşunuza gitmeyen noktalar varsa onları çıkartırsınız. Ama sürekli bu mesela son şeye... Mesela teslimin son iki gününe sıkıştırılınca mesela o görülemiyor. Ama zamanla yayınca daha iyi. Çünkü araya boşluklar bırakıyorsunuz. Yani ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bir de zaman zaman süreci kontrol... Yani zamanı kontrol etmek önemli bir şey bence. Hani yani projenin bir teslim takvimi var. Hani ne kadarlık kısmı... o araştırma kısmını ayıracaksınız. Ne kadarlık kısmı işte teknik çizim veya haftalamaya sunum tekniğini ayıracaksınız. Aslında onlar da önemli bir şey genel çerçevede. Ama ben hani çok bir oran veremesem de o araştırma kısmını en uzun tutuyorum. Yani ne diyelim 40-30 mu? Yani 40-20 mi diyeyim öyle bir şey. Yani hani toplam zamanı %40 araştırma, %40'ı işte çizim vesaire hani onun altında gibi %20 de sunum ve raporlama gibi böyle kabaca bir şey söylüyorum. Tabii o çok değişebilir de o şeyi nasıl söyleyeyim? Ya, hızlı karar vermemek lazım yani ilk aşamada. O araştırma kısmının uzun tutulması çok önemli bence. Çünkü çok fazla şey değişebilir. Yeni şeyler fark edebilir o araştırma kısmında. Orayı kaçırmamak için araştırma kısmını uzun tutmakta fayda var. Fikirden kopmamak içinse şey, Ayça'nın dediği gibi yani yani farklı insanların düşüncesini almak çok önemli. Çünkü biz böyle insanoğlu biraz da böyle egoist olduğumuz için böyle
bir fikre çok sabit kalabiliyoruz. O şey tuzağa düşmemek lazım ya, bu insan nefsine biraz böyle hakim olmak biraz zor bir şey. O yüzden hani hocalarımızın da yönlendirmesi o anlamda değerli diye düşünüyorum. Biz bu sene şeyin kenarına, paftaların kenarına bir lejant yaptık. Herkes lejantını kendisi dolduruyor. Neye göre dolduruyor? Seçtiği yarışmada kendisinden istenenler listesini yazıyor. Hani şeyin dışına çıkmamak, çerçevenin dışına çıkmamak, kendini sürekli check ederek çalışmak, bir otokontrol olarak bunu kişide geliştirmek için böyle bir yöntem bulduk. Ama yine de kendimizi yarışmanın dışında da bir dolu konuyu tartışırken, konuşurken bulabiliyoruz. Biz eğitimcilerde de oluyor bu. Ama yine de ana konuya geri dönmek lazım. Bence yarışmada bize ne sorulduğu çok önemli. Sevgili Ayça bunun altını çok iyi çizmişti. Size sorulan soruya cevap vermek, ikinci konuları birinci konunun, ana konunun önüne geçirmemek de önemli unsurlardan bir tanesi. Bütünlüğü biraz da böyle yönlendirmeliyiz. Bir soru daha var. Sevgili Şifa Kocabozdoğan'ın sorusu. Uluslararası yarışmalarda fikrimizi öne çıkarmak için ülkemizden bilgiler içeren görsellerle destekleyici yazılar sunabileceğimizi söylediniz. Peki ulusal yarışmalarda fikrimizi öne çıkarmak için ne gibi yollar izlemeliyiz? O zaman yerel örneklerden yola çıkarız. Uluslararası şeyler çok iyi çalıştığı için hani daha kültürel konular veya problemler, onları çözüm önerileri daha farklı göründüğü için hani onu ekstra belirttik, siz uluslararası yarışmalara hani daha çok hazırlandığınız için. Ama ulusalda da hani zaten o uluslararası kısmındakinin haricinde diğer tüm anlattıklarımız geçerli zaten. Yani ama yöresellik iyi bir şey değil mi Ömer? Biraz tarihten şey yapmak. Yani evet, senin o Adana'dan su şeyleri vardı, kent mobilyaları falan. Evet tabii canım. Ya şey ya, bu hani proje derslerinde öğretilir ya şey, yer, iklim, işte kim orada yaşayacak, kim kullanacak. Ya zaten bunları bir de hani oradaki işte malzemeler neler vesaire. Hani daha yerele ve ya tabii yersiz bir proje de yapıyor olabilirsiniz. Tamamen işte farklı yerlere uyarlanabilecek. O zaman da ona göre düşünüyorsunuz. Ama tabii bunu dediğim gibi konu bağlamında bir işte böyle bir hani pıt böyle bir özelliği olması gerekiyor. Hani işte benim mesela kağıt toplayıcıları için ürettiğim o kabuktaki işte o sosyal sorumluluk projesinin de işin içine girmesi gibi. İşte ne bileyim. Şöyle bir örnek verebilirim. Şimdi yani böyle ses sürekli kendi projeden bir şey çıkaracağım şöyle. Şey geldi aklıma da. Şimdi yerel deyince aklıma geldi. Benim o ya yani eski bir projem bu. Şöyle bir konsept vardı burada. İşte Karadeniz'de serenderler var ya. Onun görseli var mı hiç? Karadeniz serenderi yok galiba ama şurada minik bir ikonu var. Yani o ahşap evleri bilirsiniz yani hani şey olarak. Orada şey yani işte yerel üzerinden şöyle bir şey yorumlamıştım ben. Hani bu serenderler bir ailenin işte böyle ekmek, mısır vesaire hani koydukları bir yer yorumu vardı. Ben de hani bundan yola çıkarak işte insanların böyle bilgisini sakladığı böyle sosyal bir mekan tasarlamıştım. Yani böyle bir şeyim vardı. Yorumum vardı. O serenderlerin yapısı da böyle ayakta yerden yüksek bir şeyler olduğu için hani ondan böyle öykünerek böyle bir şeyler tasarlamaya çalışmıştım. Hani burada mesela işte yerelde ne var mevcutta? Hani işte onu göstermeye çalışmıştım. Hani ben bunu nasıl yorumladım? Onu anlatmaya çalıştım sadece. Hani bilmiyorum, belki böyle bir referans, dayanak verilebilir. Tabii olay daha sonra çok daha farklı noktalara gitti de hani işte sürdürülebilir bunun işte kurulumu, montajı, modüler olması, hani olay sadece hani bir serender benzeri bir şey yapmak değil, hani bunun yeni bir tekne, işte serender ahşaptan yapılan bir şey, öğe, yöresel bir öğe. Hani biz bunu alüminyum profillerden
işte modüler bir biçimde işte takılıp sökülebilen bir sistem daha, yani teknolojik bir şey nasıl yapabiliriz? Onu yorumlamıştık. İşte burada bütün bu sistemleri vesaire o şekilde bir çalışma gerçekleniyor. Bu işte hani her yere takılır vesaire gibi bir şeyimiz vardı. Konseptimiz vardı. Hani yerelde de olsa, yani ulusal da olsa bir yine bir referans gösteriyoruz veya bir kaynak noktamız var, bir hedefimiz var. Yani bu ahşap mimari elemanlar zamanla yıkılmaya yüz tutuyor. Ama biz bunu işte alüminyum gibi daha sağlam bir malzemeden yaptığımız için daha uzun süreli şey yapıyor, yaşıyor. Ama burada şey, mesela bu yarışmanın konsepti alüminyumdu. Yani alüminyum malzemesini kullanarak bir şey yapmaktı. Hani onu daha inovatif kullanmak, hem de topluma fayda sağlamak gibi bir hedefi vardı. Hani biz de alüminyum hafif olması, taşınabilir olması, işte modüler olmasından yola çıkarak böyle yöresel bir öğeyi bu şekilde kent içerisinde yorumlamıştık mesela. Eğer böyle yerel için, hani ulusalda nasıl diye soruyorsanız, ne bileyim ya, ulusalda uluslararası çok aslında fark yok da, hani yine bir kaynak gösterip şey yapılabilir yani, hani anlatılabilir diye düşünüyorum. Kazanmış mıydı son gösterdiğiniz örnek? Evet. Üçüncü olmuştu. Güzel. Tebrikler. O zaman aslında bunu şey gibi de yorumlayabiliriz. Belki mimari düşüncenin de sürdürülebilirliğini sağlamak. Değil mi? Serender gibi geleneksel bir yapım tekniğini ve mekan oluşturma biçimini, şeklini çağdaş malzemeyle farklı kullanımlar için yeniden oluşturmak. Böyle bir sürdürülebilirlikten de istifade edebiliriz o zaman. İster ulusal olsun, ister uluslararası olsun yarışmalarda. Kendi ulusal varlıklarımızı da böyle kullanabiliriz aslında bir anlamda da. Peki, teşekkür ederim. Başka bir soru, Sena Odabaşı. Projemize eklediğimiz çeşitli detayların henüz fikirsel aşamada olması, herhangi bir prototipinin bulunmaması ve hatta daha önce denenmemiş olması projemiz için bir dezavantaj mıdır? Cevabınız için şimdiden teşekkür etmiş. Yani şöyle, bence yok, bence yani dezavantaj değil, ama işte yine o bahsettiğimiz konu, hani iyi bir araştırma yapılmış olması. Az önce mesela alt cephesi vardı ya, mesela hani orada çok uzun ve detaylı bir çalışma söz konusu ve hani işte deneylerden işte son işte o mekanizmalarına kadar pek çok böyle bir çizim söz konusu. Hani o aşamaya baktığımız zaman, hani evet ya, burada bir bu olabilir, neden olmasın diye şey yapıyoruz. Bir şey yapılmış, prototip yapılmış, ama hani onda çalışanını görmedik yani. Sadece böyle bir malzeme var orada. Hani şeyi yok. Nasıl söyleyeyim? Bir önerme aslında. Evet, yani o çok basit bir örnek. Maket vesaire yapılabilirmiş yani. Hani şey değil. Problem değil. Hani siz bu prototipleri kendiniz de oluşturabilirsiniz. Yani birebir olmasına da gerek yok. Basit maketlerle, modellerle. Sizler de bunun resimlerini hatta çekerek böyle paftanızı koyup sunum halinde yapabilirsiniz. Ve hani şey, zaten söylediğim gibi bilmiyorum hangi projede vardı ama yani birebir olmasına gerek yok. Sonuçta ne yapmışlar? Bu bir kimya veya bir fizik kanunu. Yani sonuçta fizik kanunu, örnek veriyorum, bir yansıma, işte mercek şeyini, referansını kullanarak, ya işte ben bu yansıma, yani fizikte böyle bir yansıma var, ben mimari projemde bu şekilde kullandım demek de yeterli bir kaynak olabilir. Yani bunun bir şeyine, yani birebir prototip olmasa da bir kaynağına, bir kuralına ulaşabilirsiniz. Yani hani önemli olan orada bir şey verebilmek, çıkış noktasıyla ilgili bilgi vermek. Yani şey olarak, yani birebir o sistemi çok yakalanması zor zaten. Hani bulmak da zor eminim. Ama hani şey, benzeri ve yakın çevresindeki örneklerle yola çıkılabilir diye düşünüyorum. Bence şey, denenmemiş, daha önce denenmemiş bir öneriniz varsa, gerçekten hani dünya üstünde bu yapılmamışsa, gerçekten iyi bir şey bu yani.
Çünkü ne Öyle düşünsek düşün. var yani. Hani bu sizin için oldukça faydalı olabilir. Bunun üstüne de daha çok düşünüp eğilebilirsiniz yani. Ya evet, mesela siz mesela bunu inandırıcı bir şekilde anlatırsanız insanlar buna inanır yani Ya evet yani bana sonuçta. şimdi siz bunu anlatsanız ben desem ki ya evet ya bu hiç düşünülmemiş bir şey inanılmaz falan diye bunu gerçekten ben bunu düşünürsem evet neden olmasın yani ve faydalı bir şeyse. Böyle. Ama bu tabii fizik kurallarına da uygun olacak. Ya aslında ütopik de olabilir de hani tabii Nereye yarışmanın kadar bağlamı olabilir? hani Yani nereye kadar yarışmanın olabilir? bağlamı dolayısıyla nereye gideceğine göre değişir. Ya yani mesela uzayda Yani yaşam yüzey yarışmasında doğru diyen bir şeyin şansı var mı? onunla ilgili de çok Efendim? güzel bir şey başıma geldi. Onu da anlatayım. Benim böyle şey, Pınar Hocam'ın söylediği o ütopik, hani olursa çok şey olur mu sorusu vardı hocam. Ben mi yanlış anladım? Evet doğru. Yani nereye Ha. kadar gidebilirim? Şöyle işte o ilk gösterdiğim hologram projesi mesela ikinci olmuştu. Birinci olan proje çok basit bir projeydi ve çok sinirim bozulmuştu açıkçası. Jürinin yanına gittim işte şey diye dedim, yani neden elediniz demedim de hani nasıl hani böyle bir karar verdiniz gibi bir soru sordum aslında serdirişli bir şekilde. Jüri de bana şunu söyledi. Dedi ki yani iki fikir de çok güzel. Hani çok güzel. Hani finale kadar böyle başa baş gittiler falan. Ama sonuçta mimarlık pratiği, yani pratikte işe yarar bir şey olması lazım diyor. Yani senin projen biraz daha ütopik bir projeydi. Tamam, güzel bir proje. Hani ama hani diğer proje uygulanabilir bir proje. Hani bu aşamaya kadar biz fikirlerle projeleri eledik. Ama son noktada hani artık öyle bir noktaya geldik ki hani hangisi mimari anlamda bize bir çözüm üretebilir? Yani buna kanaat getirdik ve buradan birinci ve ikinciyi seçtik diye söyledi. Hani tabii bu jüriden jüriye değişebilir, değişmez. Onu bilemeyiz ama sonuçta şey, bu da aslında bir seçim kriteri oluyor. Yani demek ki işin sonunda onu mesela öğrenmiş olmuştum. Ondan sonra daha böyle oturaklı ve hani gerçeğe yakın şeyler çalışmalıyım diye bir şey elde ettim, yani bilgi elde etmiştim. Evet ama bu yarışmadan yarışmaya ve jüriden jüriye değişen bir şey bu arada yani. Hani siz Tabii. kendinizi bu arada yani buradaki arkadaşlar kendilerini şey olarak sınırlamasınlar yani. Şey ben illa gerçekleştirilebilir bir şey yapmak zorundayım gibi düşünmeyin. Ama bu ışık yarışmasında biraz hani çok ütopik bir şey görmedim ben. Hep böyle Evet gerçekliğe evet bu yakın fikirler yarışma vardı. bağlamında ütopik bir şeyler sankim yok gibi. Ya ben de o kazanan projelerde dikkatimi çekmedi yani böyle bir proje. Peki, teşekkür ederim. Bir soru daha var. O da Deylat yarışması ile ilgili. Konu da tam oraya gelmişken. Zeynep Cabbar'ın sorusu. Deylat yarışmasında daha önce kazanan yarışmalarda gördüğümüz fikirler bize çok yeni ve yaratıcı gelmişti. Ama mesela pet şişe örneğindeki gibi aslında var olan bir sistem yeniden tasarlanmış. Yapılabilir olduğuna ikna etmek için daha önce uygulanmış bir fikir mi olmalı projede yoksa daha önce uygulanmamış olabilir mi? Gene uygulama sorunu karşımızda. Ya mesela ben o şey proje şey yarışmayı okuduğum zaman aklıma ilk o pet şişeler gelmişti. Onu bir tarihte görmüştüm. Yani nerede gördüğümü hiç hatırlamıyorum ama aklımda kalmış. O yarışmayı görünce aklıma direkt o proje geldi. Sonra açtım baktım. Hakikaten de yani çok cuk oturan bir proje. Ama orada kazananlar arasında bir tanesi evet ona benzer bir çalışma yapmış. Benzer çalışmalar tabii ki yapılabilir. Yani aynısını birebir kopyalamadığı sürece yapılabilir. Çünkü orada daha yani konuya nasıl diyeyim size işte konut tasarlıyorsunuz. Farklı bakış açıları oluyor. Aynı parselde farklı bakış açıları gibi düşünün. Tabii ki fikri birebir almak değil. Ama birçok fikir yarışmalarda da olsun, hani tasarımlarda olsun birbirini andırır yani. Bence çok büyük bir problem yok ama tabii ki birebir alınınca o direkt anlaşılıyor zaten. Birçok yarışma jürisinde de bulundum. Mesela projeden direkt şu projeden bunu almış diye anlayabiliyorsunuz yani. Hani gerçekten iyi bir okuyucuysanız, çok fazla proje gördüyseniz, çok fazla araştırma yaptıysanız bunu anlamak hiç zor olmuyor. Evet bu projeydi herhalde bahsettiğiniz.
Yani evet, mesela şimdi düşünüyorum şey, ama mesela bu çatıya şişe koymaktan çok daha farklı bir şey yani bence. Hani şey, nasıl söyleyeyim? Ya sonuçta bir sokak aydınlatma sistemi bu zaten bir kere, ve hani suyun üzerinde yüzüyor olması söz konusu aynı zamanda. Ya burada şey biraz daha, ben şu mantıkla yaklaşıyorum mesela buna. Nasıl söyleyeyim? Şimdi normalde buraya bir direklerle sokak aydınlatma sistemi yapılması mümkün gözükmüyor. Öteki taraftan da anladığım kadarıyla böyle sürekli bir plastik atık problemi de söz konusu. Yani bir de bunları böyle bir yol gibi yapıp aslında bütün şehrin böyle hatlarını görebiliyoruz gece yarısında, yani hani öyle bir avantajı var. Hani böyle şeylerini bulmaya çalışıyorum da farklılıkları nedir diye anlamaya çalışıyorum biraz. Bir de şey, yani ne diyecektim? Ya uygulanabilir bir yöntem. Gerçi bir yerde uygulanabilir bir yöntem. Aradaki fark, yani bu şeyleri daha farklı da kullanabilirsiniz. Yani çıktığı kullanmadıktan sonra belki bu şekilde de kullanılabilir. Ama şey, yani mesela bunda çok yani benzer değil bence. Çünkü şey değil. Mesela bunun içerisine bir kere su koymuyorsunuz. Yani ya su koyup şey, oradaki mantık ne, çatıya koymanın mantığı? İşte gelen ışığı kırıp böyle daha fazla ışığı yaymak. Mesela değil mi? Yani ana çalışma prensibi bu. Bunun mantığı ne? Gece yarısı işte sokakları aydınlatmak. Yani şimdi temelde ikisinde de pet şişe kullanılıyor ama çok farklı kullanılıyor yani. Hani sonuçta siz aynı şeyi belki çok daha farklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani bu biraz şey, olaya biraz bakış açısının farklılığıyla alakalı gibi geliyor. Bununla ilgili böyle bir çok güzel bir karikatür var ya, bir 6'ya 9'a hani ters taraftan bakıyorlar da biri 6 görüyor, biri 9 görüyor. Onun gibi bir şey yani aslında biraz. Yani çok göz önünde olan bir şeyi çok farklı bir bakış açısıyla anlatmak da bence şeydir. Yaratıcı bir bakış açısıdır yani. Sıradan bir şey, yani herkes sıradan gelen bir şeyi farklı bir bakış açısı sunmak önemli. Ha, aklıma şey geldi bir de. Biz yüksek lisans tezimizde çalışırken nöroloji üzerine çalışıyorduk hocamızla beraber. Şimdi nörolojide böyle algılama, beyin algısı nasıl oluyor gibi böyle şeyler söz konusu. Çok böyle kafam karışmıştı. Hocam bir noktada şunu söylemişti. Ömer dedi, şimdi bak, şimdi bakıyoruz dedi, etrafımızda renkleri görüyoruz değil mi? Bu ne dedi? Mesela yeşil dedi. Bence dedi kırmızı dedi bu. Nasıl yani hocam falan? Ya dedi ki, ben dedi bunu kırmızı olarak görüyorum dedi. Nasıl dedi bunu şimdi kanıtlayacağız? Bunun gerçek renginin ne olduğunu nasıl kanıtlayabiliriz dedim ona. Dedim kanıtlayamayız herhalde, çünkü şey yani sonuçta oraya bir ışık geliyor, yansıyor ve benim gözüme giriyor. Benim gözüme farklı bir renkte geliyor olabilir. Onun gözüne farklı bir renkte gidiyor olabilir. Ama biz onu aynı şekilde adlandırıyor olabiliriz. Veya şöyle bir şey var. İşte dünyadaki bütün ne bileyim her şeyin üzerine güneş ışığı geliyor. Şimdi güneş ışığından yansıyan ışık bizim gözümüze geliyor. Güneş ışığı farklı bir renkte olsaydı farklı renkte görecektik biz bunları. Ama onun gerçekte ne renk olduğuna dair fikri nasıl elde edeceğiz peki? Gibi böyle beyin yakıcı şeyler vardı. Ömer, katılımcı ne sordu, sen nereye getirdin konuyu ya? Hayır, şeyi anlatmaya çalışıyorum. Yani aynı şey Felsefesini. farklı şekilde görülebilir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ya senin kafa valla zehir ya. Yemin ediyorum. Şey, yani örnek verdim sadece. Evet, baktığımız açı ya da ona bakma şeklimiz orada ne gördüğümüzü değiştiriyor. Özette ya bunu da bir yaratıcılıkta bir yöntem olarak kullanabiliriz. Peki ben son olarak şöyle bir şey sorarak bitirmek istiyorum. Kurumlar isteselerdi fikir almak için büyük yarışmacılara ya da işte ne bileyim okullara ya da hocalara gidip tek tek bu konuda nasıl bir şey yapalım diye sorarlardı. Bunun yerine yarışma açıyorlar. Yarışmanın arkasında acaba ne gibi niyetler var? İnsanlar neden yarışmaya, yarışma müessesesine, orada üretilen fikirlere ihtiyaç duyuyor? Bir sürü araştırma enstitüsü var, bir sürü üniversite var.
zaten kendiliğimizden bir şeyler çalışmak. Yarışma başka bir boyut getiriyor olsa gerek. Sizce bu boyutlar neler? Kesinlikle. Yarışma bir kere adrenalin getiriyor. Hani onun verdiği haz, çalışırken bile onun verdiği hisler bu yani başka şekilde işi elde etmede yapılan çalışmalara benzemez. Çünkü bir kere sizin rakipleriniz var ve rakiplerinizin siz varlığından haberdarsınız. Az çok kim sizin rakibiniz, işte kaç kişi olacak bunlar, siz bunların önüne nasıl geçeceksiniz vesaire. Bunlar her zaman sizi motive eden ve ben projemi daha iyi yapabilirim, toplumsal faydayı daha çok düşünebilirim, işte kamusal alana daha çok değer verebilirim ya da işte daha inovatif olabilirim şeklinde sizi bir nevi kapçılayan ruhlanıyor. Dolayısıyla yarışmayla bir proje elde etmek bence oldukça yani hem ülke için hem tasarım hayatı ve tasarımda içinde bulunan herkes için hem de kamusal kamu için oldukça yararlı olduğunu düşünüyorum. Evet, Ömer'e bırakıyorum sözü. Ben şu birkaç yarışma üzerinden örnek vereceğim. Bir şeyde Tak Kartal'ın bir yarışması vardı. Böyle el işleri satan kadınlar için bir pazar yeri tasarım yarışmasıydı. Bir saniye, onun bakayım, projesi varsa onu da göstereceğim. böyle bir şeyin üzerine anlatmak daha kolay ve hızlı oluyor da. Tabii. Hızlıca o yüzden şey yapmak istiyorum. Şurada adı bir gözüme çarpmıştı da. Ya mesela bu benim hoşuma giden yarışmalardan bir tanesiydi. Çünkü burası gerçekten de var olan bir yer. Şurada hatta ufak haritası var. Mesela Kartal Belediyesi gerçekten böyle kadınlar için güzel bir meydan ayırmış. Ve onlara böyle kendi paralarını kazanması için gerçekten teşvik ediyordu. Ve bizi de bir gün oraya davet etmişlerdi yeri görmek için. Ve biz bir gün boyunca kadınlarla beraber sohbet etmiştik. Onların o maceralarını dinlemiştik yani biraz. Çünkü hep böyle derme çatma plastik sandalyeler, ne bileyim plastik katlanır masalar, böyle şey uçuşup giden böyle şemsiyelerden falan bahsediyorlardı. Hani onlar için böyle çok şey yani ızdırap gibi bir şey olduğunu söylüyorlardı. Düşünsene yağmur yağıyor, kış ve böyle pazarda böyle bir şey satmaya çalışıyorsunuz. Yani pazar gibi böyle çok yani korunaksız bir yerde bir şey satmaya çalışıyorsunuz ve sonrasında şey İşte böyle bir seyyar stand gibi böyle bir şeyler tasarlamıştık. Yani böyle açılınca böyle el işlerini böyle satabilecekleri, işte böyle açılıp kapanabilen kendimce bir şey tasarlamıştım. Oradaki sonra ödül töreninde falan işte şey, tabii uygulanan başka bir projeydi benimkisi. Çok daha biraz şey, hani çok üretimi ve taşınabilirliği biraz daha zor olduğu için daha böyle portatif bir ürün seçmişlerdi. Oradaki teyzeden biri de şey demişti yani, ya oğlum bunu taşıması zor, bu çok kolay taşınmaz, hani daha hafif bir şey yapsaydım falan gibi böyle bir yorum yapmıştı. Hani o yani tasarımın başından sonuna kadar ki o süreci görmüş olmak beni çok böyle mutlu etmişti. Hani yani proje olarak çok büyük bir proje değildi ve çok küçük çaplı bir şeydi ama hani o insanlarla o etkileşimi yapmış olmak, o tasarımın sonucunda sonra bir geri dönüş almış olmak, yani onu kullanacak olan kişiden doğrudan bir dönüş almış olmak mutluluk vericiydi yani hani. Bir de şey, bu uluslararası yarışmalardaki hani gerçekten böyle orada bir Türk bayrağını görünce böyle bir şey oluyor insan. Yani gerçekten ülkemizi temsil etme anlamında o hani gurur yaşamış olmak gerçekten hani benim için hani ayrı bir motivasyon kaynağı olmuştur hep. Hani evet ya biz de yapıyoruz, bakın çalışınca oluyor, hani hep o şey psikolojisinden kurtulmak, yapabilir miyiz, edebilir miyiz psikolojisinden kurtulmuş olmak beni çok böyle mutlu etmişti yani hani şey olarak. Yani öyle motivasyon kaynakları da var yani hani yarışmaları. İkinize de çok teşekkür ederim. Hem kısa, öz ama çok çarpıcı sunuşlarınız için. Daha önce de söylediğim gibi her birinin birer cümlesinden ben en az beşer onar soru üretebilirim. Ama bu gece onu yapmayacağım. Dolayısıyla çok bize çok konu açan, çok soru açan, çok sorun açan ve cevapları da ararken çokça macera açan
sunuşlar oldu. Hem sevgili Ayça Yazıcı'nınki hem Ömer Yeşildal'ınki. Sorulara da çok samimiyetle cevap verdiniz. Çok teşekkür ederim. Tekrar tekrar ekran paylaşmak da çok iyi oldu. Bunu daha ne de olsa görsel bir iş yapıyoruz. Görsel üzerinden bilerek konuşmak, bunu sıkıcı bir konuşma olmaktan, sadece bir söz yığını olmaktan çıkarıyor bizi. Daha mimarlık disiplinine yakın kılıyor. O nedenle çok samimi bir söyleşi olduğunu düşünüyorum. Samimiyet için de ayrıca teşekkür ederim.